Nefret söylemlerine, intikam duygularına yer vermedik. Daha iyi bir dünyanın kurulması, bölgemizde barışın ve dünyada barışın egemen olması için söylemlerimizi sürdürdük ve sürdürüyoruz. Ve ülkemizin, insanlarının mutluluğu için, esenliği için biz de nasıl katkılar yapabiliriz diye düşünüyoruz. Bütün etkinliklerimiz bu doğrultudadır. Yüce Atatürk'ün söylediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh amacımızdır. Şimdi ben değerli çalışmalar yapan ve ilk kez Mersin'de iki günlük bir Girit etkinliği, Giritli Türklerin etkinliğini, Mübadele, Gül Cemal konularında yayın yapılmasını sağlayan, bir dergi çıkmasına ön ayak olan ve İçer Sanat Kulübü'nün imkanlarını seferber eden İçer Sanat Kulübü'nün sevgili başkanı Eyüp Binci davet ediyorum. Düşüncelerini sizinle paylaşmak üzere. Teşekkür ediyorum. Herkes hoş geldi. Ben İçer Sanat Kulübü başkanıyım. Ama ben Giritli değilim. Bütün eş dost bu faaliyetten dolayı Giritli misiniz diye soruyor. Hayır, ben Giritli değilim. Fakat biz de bu topraklara çoğu insan, bu topraklarda yaşayan yaklaşık %90'ı bir yerlerden geldi. Biz de 140 sene önce Suriye'den gelmişiz. Bu topraklar bize kucak açmış. Bu topraklar bizi kabul etmiş. Arkasından işte Giritli göçmenler gelmiş. Arkasından mübadiller gelmiş. Ve bu topraklar hiç kimseyi dışlamamış. Hiç kimseye hayır diyememiş. Herkese bir ekmek, bir aş, bir iş vermiş. Ve bizim gibi gelenlerin dışında Şinasi Develi'nin söylediği gibi işte Fransız işgalinde sırasında lejyoner olarak gelen Hintli veya Cezayirli askerler beğenmişler, Mersin'de kalmışlar. Maruni-Durzi çatışmasından dolayı Lübnan'da Maruniler gelmiş, yerleşmişler. Bunun gibi Levantenlerimiz var. Mısır'dan Kavalalı İbrahim Paşa'nın sayesinde gelenler, çiftçilik için gelenler var. Ve hep beraber kardeşlik içerisinde, dostluk içerisinde yaşamışız. Biz küçükken dedemiz elimizden bizi tuttuğu zaman, çarşıda gezdirdiğinde, yolda birine selam verdiğinde, sohbet ettiğinde, dede kim dediğimizde, oğlum o bizim ata dostumuz derdi. Veya oğlum o bizim işte 40 yıllık kapı komşumuz derdi. Biz o kişinin Arap Hristiyan mı, Ortodoks mu, Katolik mi, Sünni mi, Alevi mi, Türk mü, Kürt mü, Arap mı vesaire mi hiçbir şekilde onu düşünmezdik. Artık o bizim baba dostumuzdur. Yani Mersin'in eskisine döndüğümüz zaman ata dostlukları ve kapı komşulukları çok önemlidir. Bunlar Mersin'in uygarlığını ve Mersin'in kent estetiğini, Mersin'in çağdaşlığını oluşturmuştur. Bu birlikteliğin içerisinde tabii ki biraz önce Atatürk heykelinin oradayken bir kamerayla bir röportaj yaptığımızda benim dedelerim mesela Fazıl Bey'in dedesi Mersin'de beraber yaşamışlar. Şimdi biz torunlar olarak veya içimizde Doktor Şendağ'ın olduğu gibi oğullar olarak o eski günlerimizi anmak, eski birliktelikleri, eski dostlukları kaybetmemek ve bunu Mersin'e ve Türkiye'ye duyurmak, yani dostluklar çok önemli, kapı komşulukları çok önemli, sırdaş olmak çok önemli. Bu güzellikleri tekrar yaşatabilir miyiz? Bu güzellikleri öldürmememiz gerekiyor. Ve bizler de torunlar olarak bu birlikteliğe, zamanında yapılmış olan bu ata dostluğuna koparmamak için, bu bağları devam ettirmek için, hatta kendi çocuklarımıza da bunu aşılamak için böyle bir 90. yılı, Gül Cemal Gemisi'nin 90. yılı Mersin'e gelişini bir vesile gördük. Ve bunun için dedik güzel bir çalışma yapabiliriz. Eski Mersinli dostlar bir araya gelebilir. Onun için böyle bir etkinliğe niyet ettik. Tabii mesela biz gelirken, atalarım gelirken
isteyerek gelmiş.